Alo, Haydar. Anladım. Aptal. Aptal. Niye dinlemedin beni? Niye çıktın evden? Ah Hacer. Hacer. Savcı Bey sizi bekliyor Bilal Hanım. Seni takip ediyorum. Mürüvvet, sofra hazır. İçer şunları gelsinler. Tamam hanım. Hamam nerede? İçim sıkılıyor dedi. Dolaşmaya çıktı. Nereye çıktı? Dur oğlum, ne bu telaş? Nereye gitti? Eski değirmenin oraya. Allah Allah. Bu Melike bir işler çeviriyor ya. Dur bakalım. Nasılsa kokusu çıkar ortaya. Hacer'e ateş edeni görmedim diyorsunuz, öyle mi? Kaç kere söyleyeceğim Savcı Bey, görmedim. Görmediyseniz Rıza'nın onu vurduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz peki? Belki o yapmadı ama yaptırttı. Benim kolaylıkla fark edebildiğim bu gerçeği siz nasıl olur da görmezden gelirsiniz? Dilan, varsayımlarla hareket edecek olursak hapishanelerde yatacak yer kalmaz. Öfkelisiniz, sizi anlıyorum. Acınız taze. Lakin soruşturma bitmeden hiç kimseye itham edemeyiz. Soruşturun o zaman. Neden gidip Rıza Bey'e sormuyorsunuz? Soruşturacağız, araştıracağız. Merak etmeyin siz. Bakın Dila Hanım, Rıza'yı benim kadar tanımış olsaydınız onun bir karıncayı bile incitmeyeceğini bilirdiniz. O köylüsüne dahi kötü davranmaz. En ufak vukuat olmayan bir adam. Şimdi ne oldu da birdenbire önce kocanızı, sonra da Hacer'i öldürdü ya da öldürttü? Toprak davası. Toprak davası dediğiniz şey buralarda ilk defa olan bir şey değil. Selamoğulların bundan önce de toprak davaları oldu. Ama hiçbirinde silaha başvurmadılar. Hepsini mahkemeler yoluyla halletmeye çalıştılar. Hatta bazen kaybettikleri davalar bile oldu. O halde asıl sebebi araştırıp bulun. Savcı olan sizsiniz. Girin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Seyit Bey. Gelinimi almaya geldim. Nasıl yaptın sen böyle bir şeyi? Sen nasıl bu kadar kötü olabildin ana? Nasıl? Nasıl?
Çok söyledim oğlum, gitme dedim. Allah biliyor, çok dua ettim. Beni bu günahın altına sokma dedim. Ama o ne yaptı, beni dinlemedi. Kıçı kırık bir yanaşma bizim otoritemizi bu hiçe sahip. Yerin dibine girsin bizim otoritemiz. Yerin dibine. Her karşı geleni öldürecek miyiz? Ha ana, sen kendini ne sanıyorsun? Senin ananım ben. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Yahu ben demedim mi benim için bir şey yapmadı ya? Ben demedim benim için iyilik yapma diye. Madem ben beyim. Madem benim iyiliğim için yapıyorsun her altı. Neden lafımı dinlemiyorsun sen? Ulan yeter. Sana neredeyse yalvardım bile. Beyliğimi, büyüklüğümü bir yana bırakıp sana yalvardım. Yapma dedim. Bizim burada adalet senin bildiğin gibi işlemez. Ya sana bir şey olsaydı, ya seni de vursalardı. Çok üzgünüm. Affedersiniz, ben bu kadar ileri gidebileceklerini düşünmedim hiç. Üzgün olmam bir şey değiştirmiyor gelin hanım. Senin yüzünden masum bir kadın öldü. Hiçbir özür onu geri getirmez. Azer! Ya baba kurban olayım, yine mi susturacağım beni? Beni dinleseydiniz bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti baba. Seni dinleseydim kan su gibi akacaktı. Bir onlardan bir bizden, bir bizden bir onlardan. Her gün biri toprağa düşecekti. Seyit ağam ne değişti? Bugün de aynısı olmuyor mu? Bugün Hacer, yarın kim bilir kim? Bu Rıza'yla anladığı dilden konuşmadıkça bu adam durmayacak. Bak gör. Rıza Bey, zavallı bir kadını öldürecek kadar alçak değildir. Ama Selamoğullarından başka biri yedi bu altı. Baba, hala mı Rıza'yı savunuyorsun? Seyit Bey, biliyorum kan dökülmesin diye uğraşıyorsunuz ama belki çocuklar doğru söylüyordur. Belki Rıza sizin sandığınız kadar doğru bir insan değildir. Belki doğru söylüyorsunuz Eren Hanım. Ne yapsaydım yani? Selamoğlu konağına girip de Rıza'yı geberse miydim? Hayır, tabii ki değil ama... Evet, Rıza Bey ölmeli. Dila, neler diyorsun sen? Azer'in dediği gibi. Rıza ile anladığı dilden konuşmadıkça durmayacak. Onun cezasını kendi ellerimle vereceğim. Aman Allah'ım, çıldırdın mı kızım sen? Hayır Dila. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Kanı kanla yıkamayacaksınız. Duydunuz mu? Bugün masum bir kadın kollarımda can verdi benim Seyit Bey. Ellerime Rıza'nın pis kanı bulaşmasın diye uğraşan ben... önce İhsan'ımın, sonra Hacer'in kanına bulaştım. Eğer Rıza'yı kendi ellerimle öldürmezsem... o masumların kanı hiçbir zaman temizlenmeyecek. Sonunda korktum, başıma geldi. Oğlum bana düşman oldu. Artık sen bana bir katile bakar gibi bakıyorsun. Öyle deme. Bilen de sahi zannedecek. Sen ne zannediyorsun? İnanıyor musun bana? Yaptıklarıma. Her şeyi onun için yaptım. Oğlum için yaptım. Biliyorum Melike. Keşke çok eskilere gidebilsem. Seninle çok genç olduğumuz yıllara. Bu eski değirmende buluştuğumuz günlere. O masum, o kimseyle husumeti olmayan kızı sevdiğin gibi. Ben seni hala öyle seviyorum Melike. Bütün günahlarını sırtında taşıyacak kadar.
Burası benim kalem. Kalem mi? Krallarınki gibi. Öyle bir şey. Duvarları tahta ama beni koruyor. Nelerden? Düşmanlarınızdan mı? Kaçmak istediğim şeylerden. Kalabalıktan. Televizyonda da hiçbir şey yok. Macun 300 lira diyelim. Kargalar sakın anneme söyle. Gurbet teyze ya. Sıkılmadın mı sen sabahtan beri dantel dantel Allah aşkına? Tövbe yarabbim. Bana daral geldi yani. Selam millet. Aa Mep hoş. Ne haber kız? Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Aşkım. Özledin mi beni? Tövbe yarabbim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anne. Mete, ben bugün çok sıkıldım. Bu akşam beni bir yere götürsene. Vallahi ben de öyle. Sağ olsun annem fabrikanın bütün işlerini başıma yıktı, rahatladı. Değil mi? Hiç yakınma. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Anne yemekten sonra konuşsak. Evet Kurbet teyze, sonra konuşun ne olur. Hayır, çok mühim. Hep öyledir zaten. Hadi kızım, sen bizi biraz yalnız bırak. Hadi, kapıyı da üstünden kapa. Hadi, hadi, hadi. Olanları duydun mu? Ne olmuş? Bizim yanaşma Hacer'i vurmuşlar. Hacer'i mi? Kim? Niye vurmuş? Vallahi orasını öğrenemedim. Ama bugün konakta herkes bir tuhaf. Önce Rıza geldi, bir hışımla annesini sordu. Sonra çekti gitti. Öğleden sonra da Melike geldi. Ağlamaktan gözleri şişmiş. Odasına kapandı. Hala odasında. Rıza'nın da geldiği yok. Yani bir şeyler oluyor ama. Anne, bilmece gibi konuşuyorsun ya. Sormadın mı Melike Hanım'a ne oluyor diye? Ya sormaz olur muyum? Sordum. Ben bir şey bilmiyorum dedi. Çekildi kenara ağzıma. Nasıl yani? Sözde o da bilmiyormuş Hacer'i kimin öldürdüğünü. Alacak verecek davasıdır. Kadın kız davasıdır dedi. Çıktı işin içinde. Dur bakalım. Yanlışsam düzelt. Bu Hacer, İhsan'ı ben öldürdüm diye hapse giren oğlanın annesi değil mi? Evet. Düşünmesi bile korkunç anne. Hacer'in neden öldürüldüğü çok açık ortada. Biri konuşmasından korkmuş. Kim? Rıza mı? Hayır. Rıza abimin böyle bir alçaklık yapacağını zannetmiyorum. Melike. Ay Melike yaptırdı o zaman. Anne lütfen. Sana dedim ya, düşünmesi bile korkunç. Hem daha işin aslını aslarını bilmeden kendi kanımızdan, kendi canımızdan olan insanları suçlamaya hakkımız yok. Belki de kim bilir, Haydar ya da bizim işgüzar örgütlerden biri çekti burada Hacer'i. Gel. Sofra hazır. Tamam Hürvet, geliyoruz. Sakin ol. İyi misiniz? Yavuz Bey. Hacer Hanım öldü. Onu ben öldürdüm. Sakin. Benim yüzümden öldü. Sakin ol. İlhan Hanım. Benim yüzümden onu öldürdüler. Onu ben öldürdüm. Sizin yüzünüzden değil. Değil.
Yalvarırım, yardım edin bana. O adamı nasıl bulacağımı söyleyin. Kimi? Rıza köpeğini. Öldüreceğim onu. Hacer'i gerçekten Rıza Bey'in öldürdüğüne inanıyor musunuz? Yani siz her şeyi başkalarının ağzından dinlediniz. Ya işin içinde başka bir iş varsa, ya bunu Rıza Bey yaptırmadıysa. Yapmayın Yavuz Bey. Seyit Bey gibi konuşmayın benimle. Madem gerçek katil o değil, madem kocamı kazayla vurdu, neden çıkıp gerçekleri anlatmıyor ha? Neden onun yerinde başka biri yatıyor? Neden? İnsan kolay kolay doğrulardan ayrılmaz yani. Belki de işler onun kontrolünden çıkmıştır. Belki bilmediğimiz şeyler vardır. Biz onun ne yaşadığını nereden biliriz? Kimsiniz siz Yavuz Bey? Rıza'nın akrabası falan mısınız? Hayır, değil. Ben sadece bir insanın ölümüne karar verdiğinin o kadar kolay olmadığından bahsediyorum. Bu Rıza Bey de olabilir. Siz de olabilirsiniz. Eminim Hacer'in ölüm emrini verirken bir dakika bile düşünmemiştir. Rıza Bey belki de çok pişmandır. Bilemeyiz. Beni anlayacağınızı düşünmüştüm ama yanılmış. Dila Hanım. Ben sadece sizi teselli etmeye çalışıyorum. Acınızı, öfkenizi çok iyi anlıyorum. Lütfen inanın bana. Lütfen. Gitmem lazım. Buraya da niye geldiğimi bilmiyorum zaten. Gel. Beni çağırmışsınız hanımım. Gel Mürvet. Otur karşıma. Seninle dün şahit olduğun o çirkin olay hakkında konuşmak istedim. Hangi çirkin olay hanımım? Rahmetli Hacer. Allah cezanı versin cahil kadın. Kendi girecekmiş hapse. Bana bak. Eğer biriyle konuştuğumu duyarsam ya da evden çıktığını duyarsam seni de oğlunu da öldürür. Eşinizi dikenli düze gömer. Anladın mı? Hadi defol şimdi. Gel hadi Hacer teyze gel. Niyetim onu sadece korkutmaktı. Çok sinirlenmiştim. Ne söylediğimi, ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Bunları bana niçin söylüyorsunuz hanımım? Hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Onun ölümüyle hiçbir ilgim yok. Kim neden yaptı onu da bilmiyorum. Ben sizin hakkınızda kötü bir şey düşünmemiştim zaten Melike Hanım. Biliyorum. Ama sen yine de olanlardan kimseye bahsetme. Kol kırılır, yiyen içinde kalır. Elbette. Hanımım elbette. Pekala. Gidebilirsin. Dila. Kızım nerelerdeydin sen? Aktay'la dolandım biraz.
Sana bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Kimseye haber vermeden kaçıp kaçıp gidiyorsun. Kaçtım falan yok. Kızım, bak bu halin hiç iyi değil. Gel gidelim bu lanet yerden. İstanbul'a evimize gidelim. Benim evim burası anne. Sen istiyorsan dönebilirsin. Dila, sen eline silah alacak birini vuracak bir insan değilsin kızım. Ben seni böyle yetiştirmedim. Öz kızımı tanıyamıyorum. Ne oluyor sana? Ne mi oluyor? Kocamı öldürdüler benim anne. Onun katilini mahkemeye çıkarayım derken masum bir kadın kollarımda can verdi. Sen hiç biri ölürken gözlerine baktın mı anne? Ben baktım. Baktım ve artık eski Dila değilim. Artık senin o masum kızın hiç değilim. Annem nasıl bu kadar zalimleşebildi? Nasıl böyle bir şey yaptı hala anlayamıyorum. Annen zalim biri değil beyim. Yani zalim insan bu yaptıklarından dolayı pişmanlık duyar. He? Ama annem pişman. Hem de bin pişman. İstediği kadar pişman olsun usta. Hacer öldü. Gözlerim benim. Neden hep bunlar benim başıma geliyor? Evet, hep senin başına geliyor ama senin yüzünden değil ki. Hep Hacer yüzünden. Doğru. O it yüzünden. Onun dışında herkes acı çekiyor ama... Hele Dila. Yüzünü her gördüğümde yüreğim kan ağlıyor usta. Yine mi geldi buraya? Evet. Yardım istemeye gelmiş. Rıza köpeğini öldüreceğim dedi. Rıza köpeği. Dost doğru gidip savcı olanı bir tane anlatsın. Bu besbelli nefsi müdafaa. Diyelim savcı bana inandı. Ben adaletin mahkemesinde aklandım. Dila ne olacak? Dila mı olacak? Peki Dila'nın vicdanında nasıl aklanacağım usta? Ondan korkarım. Aslında... onu bir daha görememekten korkuyorum. Beyim, seni yoksa bir Dila Hanım'a... Ana! Mehmet, ben... Sus. Sus artık, yeter. Anam senin yüzünden öldü. Şimdi beni de yaşatmayacaklar. Hepsi senin yüzünden.
Seni. Götürün beni. Merhaba Rıza, hoş geldin Murat. Kusura bakma böyle habersiz geldim ama. Estağfurullah, sen yabancı mısın? Sana bazı şeyler sormam lazım. Hem bir çay içeriz, biraz da sohbet ederiz. Tamam, tabii de çağırsaydın ben gelirdim. Devletin koskoca savcısı böyle buraya kadar. Resmi daveti sonra yaparız. Bunu sohbetten say. Peki, hadi gel. Hacer öldürülmeseymiş, jandarmaya gelip oğlunun insanı öldürmediğini, sizlerden birini de onu tehdit ettiğini söyleyecekmiş. Kim söylemiş bunu? Dila Hanım. Merhum İhsan Barazoğlu'nun eşi. Ona göre kocasını Mehmet'in öldürmediğini, bu olayların arkasında da senin olduğunu düşünüyor. Peki rahmetli İhsan'ın kardeşi Azer bile Mehmet'in öldürdüğünü söylüyorsa, bunlar komik değil mi Murat? Komik ya da değil. Benim işim sormak, soruşturmak. Pekala. Sen ne düşünüyorsun? Bütün okların seni işaret ettiğini düşünüyorum. Bak Rıza, biz çocukluktan beri arkadaşız. Sana şimdi savcı Murat olarak değil, 40 yıllık arkadaşın Murat olarak soruyorum. Bu işlerle bilgin var mı? Murat. Elbette yok Murat'cığım. Annen nasıl? Sağlığı yerinde, afiyetledin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok iyi. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Sen de iyi bilirsin ki Rıza karıncayı bile incitmeyecek bir insandır. Rahmetli İhsan'la hiçbir husumeti yoktu. Kaldı ki Hacer ve oğlu Mehmet'i her zaman çok sevmiştir. Onlara yardım etmiş ve kollamıştır. Sessiz sakin bir insanmış Hacer. Kimseye bir zararı yokmuş. Böyle bir insanı kim, neden öldürmek ister ki? Kim bilir? Belki de bir düşmanı vardı. Bizim buraları iyi bilirsin. En ufak meselede silaha sarılırlar. Jandarmanın karşısındaki binadan uzun namlulu silahla atış açılmış Hacer'e. Sağ ol Murat, çıkabilirsin. Neden de Barazoğulları'nı ziyaret etmiyorsun? Malum oğulları öldü. Bunu bir kan davası haline getirmiş olabilirler. Gerek duyarsam ziyaret ederim Melike Hanım. Ben artık gideyim. Kahve istedim Murat. Başka zaman inşallah. Bir akşam annenle yemeği bekliyorum. İnşallah. Tamam Murat, geçireyim ben sana. Kolay gelsin amca. Ay, sağ ol kızım. Rıza Bey'in evine nasıl giderim? Hangi Rıza kızım? Rıza Selamoğlu. Bu yolu takip et kızım. Öbür tepeyi aşınca tam karşına çıkacaktır. Sağ ol. Sen de sağ ol kızım.
Savcı Murat mıydı o? Evet. Niye gelmiş? İhsan'la Hacer'in vurulmasıyla ilgili bir şeyler sordu. Ben de seninle bu konu hakkında konuşmak istiyordum abi. Tamam, konuşalım. Kimsin? Ne istiyorsun? Ben Dila Barazoğlu. Rıza Bey'in canını almaya geldim. Demek Rıza Bey'in canını almaya geldin. Evet. Erkekse çıksın karşıma hadi. Burada olsaydı çıkardı, merak etme. Benim oğlumun Allah'tan başka kimseden korkusu yoktur. Korkmuş ki karşıma anasını çıkarmış. Söyle çıksın çabuk saklandığı yerden hadi. Dedim ya, burada olsaydı çıkardı diye. Ama illa birini vurmak istiyorsan. Durma, beni vur. Ateş et. Senin değil. Oğlunun canını istiyorum. Duydun mu? Tahmin etmiştim. Baksana. Daha tüfeği tutmayı bile beceremiyorsun. Sen onu omuzuna kaldırana kadar alnının ortasından vururlar seni. Hadi var git yoluna kızım. Bir daha da böyle aptallık edip gelme buraya. Hadi. Oğluna söyle, bu iş burada bitmedi. Kuşun kanadı altına girse bulup geberteceğim onu. Thank you.
Evet. Hadi bakalım, tiyatro bitti. Herkes işinin başına. Haydi. Ne arıyorsun burada? Sana ne be? Seyit Bey evden tüfekle çıktığını görmüş. Beni yolladı peşinden. Bu evin kime ait olduğunu biliyor musun sen? Bu kadın başına ne alt ediyorsun? Sana hesap mı vereceğim Canip? Bana değil ama Seyit Bey'e hesap vereceksin. Ye. Otur Metin'cim. Daha rahat konuşuruz diye seni buraya çağırdım. Söyle abicim. Söyle. Hacer'i sen mi öldürdün? Bunu duymamış olayım. Abi. Ha? Bunu bilmek benim hakkım. Hacer'in ölümüyle senin ya da Melike annemin bilgisi var mı? Metin. Ben İhsan'ı yanlışlıkla öldürdüm. Önce Azer bana ateş etti, sonra ben ateş ettim. İhsan araya girdi. Ben soğukkanlı bir katil değilim kardeşim, tamam mı? Ne gözüm kırpmadan İhsan'ı öldürdüm, ne de Hacer'in ölümünden sorumluyum. Anneme gelince, fevri yanları vardır, bazı davranışları aşırıdır, doğru. Ama o da bir insanı öldürecek kadar insafsız, vicdansız değildir. Özür dilerim abi. Kafam o kadar karışıktı. Ben hep ailenin haşarı çocuğu oldum gözünüzde. Tembel, işe yaramaz, har vurup harman savuran, ailesiyle ilgisi olmayan. Değil mi? Ama göründüğü gibi değil abi. Babalarımız bir, annelerimiz ayrı olsa da ben hepinizi çok seviyorum abi. Seni, Melike annemi, Fatma'yı, hepinizi. O yüzden yalanlarla, sırlarla, kötülüklerle ailemizin bölünmesini, parçalanmasını istemiyorum abi. İstemiyorum, anlıyor musun? Anlıyorum. Bak benim güzel kardeşim. Hangi zamanda, hangi şartta olursa olsun asla ailemizin parçalanmasına müsaade etmeyeceğim. Tamam mı? Söz veriyorum. Tamam mı? Özür dilerim abi. Gülümse bakayım. Nerede benim serseri kardeşim? Hadi. Hadi gülümse. Hadi git sen dolaş biraz. Canın sıkkın. Hadi. İşlere ben bakarım. Hadi. Hadi Mete'ciğim. Ne emretmişsiniz? Mustafa, Mehmet'le konuşmanı istiyorum. Ona bir mesajım var. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ha? Silaha sarılıp bir başına Selamoğlu konağına girmek de ne demek? Eyvah eyvah Seyit Bey, kudurdu ki ne kudurdu. Çekip vursa yeridir vallahi. Hayriye. Ne yapıyorsunuz kızım siz burada? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hadi. Hadi. Bizim birbirimize mi düşüreceksin? Aramızda kan davası mı çıkaracaksın? Sana soruyorum, cevap ver bana. Olanları az evvel duydum ben. Ne yapmışsın Dila sen ya? Ha? Sana içeri girmene izin verdim mi? Çık dışarı. Baba. Çık dışarı. Ya kendini savunmayacak mısın? Suçlu değilim ki savunayım. Rıza kocamı öldürdü.
Ben de onu vurmaya gittim. Size de söyledim, şaka zannettiniz. Hepsi bu kadar basit Seyit Bey. Ha. Bu kadar basit ha? Bununla mı vuracaktın Rıza'ya? Bu boş tüfekle mi? Öğret o zaman. Tabancayı, tüfeği ne varsa öğret. Öğret ki gidip oğlunun intikamını alabileyim. Yazıklar olsun sana. Daha üç gün öncesine kadar haktan, hukuktan dem vuran kız... ...şimdi kalkmış ölmekten, öldürmekten söz ediyor. İhsan bunu mu isterdi sence ha? İntikam için adam öldürmeni mi? İhsan'ı hepinizden iyi tanıyorum ben. O inandığım şey için mücadele etmemi isterdi. Sebebi sonucu ne olursa olsun. Hayır. Hayır asla. Asla silaha sarılmazdı o. Asla bir cana kıymazdı. Rıza köpeği beni geberseydi o da gider onu öldürürdü. Dila, kedine gel artık. Hayır anne. Düne kadar şüphelerim vardı. Azer yalan söylüyor diye düşünüyordum. Rıza gerçekten kocamı kazayla vurmuş olabilir dedim. Ama Hacer'in ölümü her şeyi netleştirdi Seyit Bey. İhsan'ı da Hacer'i de Rıza köpeği vurdurdu. Adım gibi eminim artık bundan. Siz de artık açın gözlerinizi. Rıza ağlayıp kendini acındırarak kandırıyor sizi. Kabul edin artık bunu. Kabul etmiyorum. O zaman artık geriye tek bir şey kalıyor. Rıza'dan korktuğunuz için kılınızı bile kıpırdatamıyorsunuz siz. Bu ne cüret? Kendinize gelin Seyit Bey. Beni durdurmanız için bir tokat yetmez Seyit Bey. Ok yaydan çıktı artık. Çekip vurmanız lazım beni. Anamı aldınız lan benden. Anamı öldürdünüz ulan. Daha neyinizden korkacağım dedin ha? Neyinizden? Gönderin köpeklerinizi. Benim de canımı alsınlar. Hadi. Seni öldürmek istediğimizi de nereden çıkardın Mehmet? Ben seninle ablanla ilgili konuşacağım. Hani şu Urfa'da. Kocası ve iki yavrusuyla mutlu mesut yaşayan ablan. Hanife ablan. Şerefsizler. Bakayım neymiş o? Vallahi bravo demekten başka bir şey bulamıyorum. Şu Dila'nın cesaretine bak sen. Allah Allah. Metin Bey. Hayırdır yani ne oluyor? Doğruya doğru Hülya Hanım. Elinde tüfekle Selamoğlu konağına dalmak her babayiğidin harcı değildir. Hele ki bir kadının hiç değil. Ay iyi, iyi tamam Metin. Yeter bu kadar. Ya niye kıskanıyorsun şimdi? Biri beni öldürse... Sen katilin evine gidip silahla dalar mısın bakalım? Yuh Metin abi. Bunun şakası yapılır mı ya? Rıza abimden bahsediyoruz burada. Canım, lafın gelişi söylüyorum onu. Hem ben abimle konuştum her şeyi. Ne onun ne de Melike annemin bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Konuştun mu? Evet. İnanamıyorum sana. Demek için için şüpheleniyordun öyle mi? Yahu gerçekleri onun ağzından duymak istedim. Ne var bunda? İyi. Rahatladın mı bari? Rahatladım küçük hanım. Hem de çok rahatladım. Zaten bütün bu dedikodular, şüpheler Dila denilen kadının ağzından çıkıyor besbelli. Dila abim biraz olsun tanısaydı onu kimseye öldürmeyecek bir adam olduğunu anlardı. Kim bilir o şerefsiz Azer nasıl anlattı olayı? Dila kadar olamadık. Dila kadar olamadık Kahya. İçine tüküreyim bizim erkekliğimizin. Ama kabahat bende. Sende değil.
Sana uydum ya. Yok beyim bir ortalık yatışsın. Vay baban ne der. Yok baban ne söyler. Vay zartmış, zurtmuş. Hep durdurdun beni. Ben senin iyiliğine söyledim beyim. Ne iyiliği be? Dilan'ın yaptığı yapılacak iş değil. Kıstırıverirsin bir köşede Rıza'yı, çeker vurursun. O kolay. Bir saat sonra jandarma kapıya dikili verir. Ağabeyinin intikamını aldı derler. Ama gözünün yaşına da bakmazlar. İlla dediğin gibi olmak zorunda değil Canip. Bakarsın bir kuytuda kim vurduya gidiverir Rıza Efendi. Onlar İhsan'ı öldürüp suçu bir yanaşmanın oğlunun üzerine atmadılar mı? Selam oğulları kadar aklı yok mu bizde? İkiniz de dışarı çıkın. Ne? Lan çık! Yeter kafa ütülediniz. Karaya sabun, deliye öğüt misali. Çık! Merhaba. Hatırladın mı beni? Tanıdım. Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Geçen sene dereden çıkardıktan sonra yemeğin bende kalmış. Sen nereden buldun beni? Takip mi ediyorsun yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey? Ne münasebet? Yani kader diyelim. Önce derenin orada çıkardı seni karşıma, şimdi de burada. Ben de bu işte bir hikmet-i hüla vardır diye bunu yanımdan ayırmıyorum. Buyur. Zahmet etmişsin. Yere düşen bir şey almak adetim değildir. Yakışır. Bir dur ya. Bırak beni, ne yapıyorsun? Bir şey yaptığım yok, korkma. Ben sadece seni daha yakından tanımak, arkadaş olmak istiyorum, hepsi bu. Arkadaş olmak istiyorsun. Evet. Ne olmuş yani, benden sana arkadaş olamıyor mu? Hem beni daha tanımıyorsun bile. Asıl sen benim kim olduğumu hiç anlamamışsın. Öyle mi? Kimsiniz siz küçük hanım? Ben Rıza Selamoğlu'nun kız kardeşiyim. Ne güzel. Yani Rıza Selamoğlu'nun kız kardeşi olmanız ne güzel. Hadi yüzelim biraz. Tamam. Hadi. Hadi. Seninle çok önemli bir mevzuyu konuşmam lazım. Abinin hayatı buna bağlı. Bir saat için Melemedik'te yıkık değirmene gel. Azar. Ya nihayet buldum seni beyim. Melike Hanım yana yakıla seni arar. Telefonlarını açmıyormuşsun, sonra burayı aradık, yok dedirtmişsin. Ben de gelip bir bakayım dedim, gerçekten yok musun? Ondan kaçmak için buraya geldim usta. Söyle, beni aramasın. Mesele dallı budaklı olmasa seni zaten rahatsız etmezdik beyim. Ama Dila Hanım konağa bastı. Ne? Hem de elinde tüfekle. Seni öldürmeye gelmiş. Yani cesaretin... beğenmedim desem yalan olur hani. Annen yanında olmasaydı ne yalan söyleyeyim, maşallah hem güzel hem de gözü kara. Ha? Kimseye bir şey oldu mu? Yok canım, kimsenin burnu bile kanamadı, merak etme. Ama sen ne yap et, onun bir kulağını çek istersen bir ara. Ha? Olur hani bir daha böyle topla tüfekle dalarsa konağa, annen yani kimsenin gözüne yaşına bakmaz bilirsin. Çeker vurur halim Allah. Alo.
Ceren Hanım dedi bir şey yememişsiniz. Sağ ol Yasemin, aç değilim. O zaman bırakayım buraya, sonra yersiniz. Yemeyeceğim dedim. Al götür. Şu Acertepe'min tasını attırıyor artık Hayriye. Hem akıl istiyor, hem efelik taslıyor salak. Ya şeytan diyor, git Seyit Bey'e anlat birer birer arkasından ne dolaplar çevirdiğini. Aman Canip, otur oturduğun yerde. Herkes barut gibi zaten. Dünyada pirince giderken evdeki bulgurdan anlayalım şimdi. Karı sen artık bir karar ver. Daha dün git şu salak Azer'in kulağını bük diyen sen değil miydin? Ha? Babasının arkasından ne dolap çevirecekse çevirsin diyen sen değil miydin? Boş ver sen ne dediğimi. Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama demişler. Öf! Herkese de ayrı bir tafra. Ne oldu kız? Aç değilmiş hanım, yemeyecekmiş. Sakın yesin. Eren Hanım da çok düşünüyorsa gelsin kendi götürsün kızının yemeğini. Dila'ya vurduğum için kusuruma bakmayın. Böyle haksız bir laf etti ki, yani bir an bile... Farkındayım. Ama siz de Dila'nın babasız büyüdüğünün farkına varın lütfen Seyit Bey. Aslında niyetim bir baba gibi nasihat etmekti. Yani ne kadar beni babası gibi görmese de... Baba şefkati göremedi Dila. Çocukken ne kadar dikkat etsem de çok ezildi. Çok zor günler geçirdi. Babasız büyüyen çocuklara insanların yaklaşımı biraz farklıdır. Yani hissettirirler. Yo yo, öyle demeyin. Dila bana rahmetli İhsan'ımın bir emanetidir. Gelinimden öte öz kızım gibidir. O zaman ona bağırmak, vurmak yerine şefkatle yaklaşın Seyit Bey. Onun karşısında bir bey değil, baba olmaya çalışın. Yoksa Dila durmayacak. Onu intikam alma duygusundan bir tek siz vazgeçirebilirsiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen ne zaman adam olacaksın Azer? Şimdi benimle görüşmek için abimi mi kullanıyorsun? Kızım ben seni buraya kavga etmek için çağırmadım, tamam mı? Ne söyleyeceksen hemen söyle. Abinin hayatı buna bağlı dediğin şey neymiş? Fatma ben... ben eğer sen de istersen her şeyi unutmaya hazırım. Neyi unutacaksın anlamadım. İhsan abimin ölümünü. Ben abin Rıza'yı affetmeye hazırım. Yeter ki sen bana evet de. Bak sen bana tamam de, basıp gidelim buralardan. Kendimize tertemiz, güzel bir hayat kuralım. Bunların beydiklerinden, silahlarından, ölümlerinden uzak. Ha Fatma? Ya ne söylediğinin farkında mısın? Gerizekalı. Abin senin yüzünden öldü. Sen karşıma geçmiş dünyanın en masum insanıymış gibi affetmekten bahsediyorsun. Seni kim affetsin be? Ya kızım ne söylesen ne desen haklısın, tamam. Ama bunu böyle kan davasına döndürmeye gerek yok. Düşmanlığı bitirelim artık. Fatma ben seni seviyorum. Ölene kadar da seveceğim. Bana bir evet de. Çıldırmışsın sen. İstemiyorum seni diyorum, anlamıyor musun? Anlaman için hakaret etmem, onurunu kırmam mı gerekli? Sana yalvarıyorum Fatma. Ben senin için her şeyden vazgeçmeye hazırım. Ne babamdan bana kalacak beylik, ne de zenginlik umurumda değil. Kızım bak beni istemediğim, sevmediğim bir kadınla evlendirdiler, tamam mı? Ben nikah masasında otururken bile hep seni düşündüm. Yalvarıyorum sana. Bak gel bana evet de bugün sultana bu şeyi hemen seni alırım. Vallahi. Asla.
Hiçbir zaman evet demeyeceğim sana. Ben seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Öyle mi? Son sözün bu mudur? Budur. İyi. O zaman benden günah gitti. Bundan sonra abinin başına geleceklerden sen mesulsün. Fatma Selamoğlu. Tamam mı? Ne olacaksa olsun artık. Böyle saklanmak sana göre değil Rıza abi. Hem ne suçum var ki saklanıyorsun? Açık yüreklikle her şeyi anlat Dila'ya. Silahını ilk çeken Azade'de ben sadece kendimi savundum diye. Evet, evet aklı başında bir kız o. Anlar beni, inanır. Ama nasıl inanacak ki? Ona kendimi Yavuz diye tanıttım, marangozum dedim. Daha baştan yalan söyledim, lanet olsun. Madem suçsuzdun, niye yalan söyledin? Niye korktun demez mi? Af Allah'ım. İyice nefret edecek Dila benden. Yavuz Bey. Harun. Sizinle konuşmak için gelmiştim. Yine yanlış bir zaman seçmişsiniz. Nedense hep karanlıkların içinden çıkıyorsunuz karşıma. Doğru, haklısınız. Ama bu sefer sizi can kulağıyla dinleyeceğim söz. Hacer'le ilgili söylediklerinizi ciddiye almadığım için o kadar pişmanım ki. Yavuz Bey, buradan uzaklaşabilir miyiz? Tabii. Ne konuşacaktınız benimle? Aslında çok mühim değildi. Yavuz Bey, gecenin bu vakti geldiğinize göre mühim olmalı. Hadi Rıza, söyle. Rıza Bey benim de. Kocanın önünde benim bir suçum yok. Her şey kazaydı da söyle. Yavuz Bey. Geçen gün çok üzgündünüz. Sizi merak ettim. Nasılsınız diye bir bakmaya geldim. Yoksa bu kadar. İyi ettiniz. Benimle konuşacak birine ihtiyacım vardı. Rıza Bey'in konağını giderek yanlış yapmışsınız bence. Hayatınızı riske atmışsınız. Siz nereden duydunuz bunu? Bütün köy bunu konuşuyor. Canınızı tehlikeye atmışsınız. Ben Rıza Bey'in nasıl biri olduğunu size söylemiştim. Biliyorum. Ama Hacer'i öldürmesi bardağı taşıran son damlaydı benim için. Ama ben sizi Hacer konusunda da uyarmıştım. Dinlemediniz. Dila Hanım. Daha çok gençsiniz. Önünüzde uzun bir hayat var. Daha sonra vicdan azabı çekecek bir şey yapmayın bence. Çok zor biliyorum ama bence acınızı işinize mi? Yapamam Yavuz Bey. Yaparsam kendimi affedemem. İhsan'la Hacer'in intikamını almak zorundayım ben. İntikam kaybetmenin diğer adıdır Dila Hanım. Sonunda kazanacağınız şey pişmanlık olur. Sonra ömür boyu vicdanınıza bunu anlatmak zorunda kalırsınız. İyi düşünün. Her şeyi göz aldım. Yani Rıza Bey'i öldürmeye kararlısınız, değil mi? Evet. Siz de bana yardım edeceksiniz. Nasıl? Bana silah kullanmayı öğretin. Olmaz o şey Dila Hanım. Silah tehlikelidir. Yavuz Bey lütfen. Bana silah kullanmayı öğretin. Tamam.
Yarın akşam üstü kulübenin oraya gidelim. Çalışalım. Geldin mi canım? Seni beklerken uyuyakalmışım. İyi, uyu. İçtin mi sen yine Azer? İçtim Sultan, içtim yani. Ne olacak? Bir derdin olduğunda hep böyle yapıyorsun. Hep gidip tek başına içiyorsun. Beni kendinden uzak tutuyorsun. Biz karı koca değil miyiz Azer? Sultan elleşme ya. Zaten kafam bozuk. Ya kadın şimdi sen niye zırlıyorsun ya? Ha? Hiç sevmedin beni değil mi Azer? O itip kalkmaların, terslemelerin hep bu yüzden. Öyleyse benimle neden evlendin? Zorun neydi? Yeter lan, yeter, yeter! Zorun neydi, niye evlendin, sevdin mi, sevmedin mi? Ne oluyor lan ha? Sen adet gününde misin kadın, ha? Hasret biz akıllıya anasını satayım. Yenge. Hayrola nereden bu saatte ya? Senin gibi uykum kaçtı. Dolaşmaya çıktım. Yenge. Ya ben bugün babamın yanında söyleyemedim ama yaptığın şeyi çok takdir ettim. Lakin... Lakin? Dila Hanım. Yılanı deliğine girerek öldüremezsin. Bekleyeceksin, dışarı çıkacak. Zayıf bir anını yakalayıp kafasını ezeceksin. Ne bu şimdi? Yardım teklifi mi? Yok, hayır. Hatta ben senin bu işe karışmanı istemiyorum yenge. Bak. Ben abimin kanını yerde koymayacağım. Merak etme sen. Gel.
Rıza, bugün olanlar hakkında konuşamadık seninle. Dila'nın buraya... Konuşacak bir şey yok. Biliyorum, bana hala kızgınsın. Ama bu Dila başımıza iş açacak. Ne yapacaksın? Onu da mı öldüreceksin? Rıza, lütfen. Ben sadece kulağını çekmekten bahsediyorum. Anamsın diye, sana bir zarar gelmesin diye... Hacer'le ilgili savcı Murat'ın karşısında sustum. Ama bitti. Buraya kadar. Dila'nın başına yıldırım düşse, yılan soksa, ayağa takılsa düşse senden bilirim. Bir daha birine bir şey yaparsan gözünün yaşına bakmam bana. Yazıklar olsun. Benim evladım benimle böyle konuşacak. Seninle konuştuğuma, suratına baktığıma, bu evde tuttuğuma dua et. Ne konuşacaktınız benimle? Geçen gün çok üzgündünüz. Sizi merak ettim. Nasılsınız diye bir bakmaya geldim. Nasıl bu kadar? İyi ettiniz. Benimle konuşacak birine ihtiyacım vardı. Al bakalım aşkım. Çilekli vanilyalı. En sevdiğim. Aşkım hep ne sevdiğimi bilirsin. Bilmez miyim? Hepsini not ediyorum defterime. Nasıl yani? Vallahi bir defterim var. Dila defteri. İçine seninle ilgili her şeyi yazıyorum. En sevdiğin yemekleri, en sevdiğin kitapları, filmleri. İnsanın böyle güzel sevgilisi olunca... çok çalışması, çok dikkatli olması lazım. Çalışma derken bunu bir iş olarak mı görüyorsunuz İstanbul'da? Sen benim işim, gücüm, her şeyimsin. Seni mutlu etmek benim vazifem. Dila, sana bir şey soracağım. Sor aşkım. Ben senden önce ölsem, mesela. Sen nereden çıktı şimdi? Yani diyelim ki oldu böyle bir şey. Benden sonra başkasıyla evlenir misin? Sen lütfen düşünür müsün? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum, gerçekten. Ama ben düşündüm. Mesela Allah korusun, sana öyle bir şey olsa... ben başkasıyla birlikte olmazdım. Çünkü bence insan hayatta sadece sevdiğiyle, aşık olduğu biriyle evlenmeli. O yüzden sen benim sonsuzluğumsun. Yapma!
Nasılsın Mehmet? Dün Selamoğullarından birisi seni ziyarete gelmiş. Ne konuştunuz? Hiç. Hiçbir şey. Nasıl hiç? Bana cezaevinde iyi bakacaklarını, korkmamam gerektiğini söyledi. Bak Mehmet, birkaç haftaya kadar mahkemeye çıkacaksın. Eğer bana anlatmak, söylemek istediğin bir şey varsa bunun için hala geç değil. Dila Hanım'ın annenin ölümüyle ilgili bazı iddiaları var. Sen bir şey söyleyecek misin? Söyleyecek bir şey yok. Mehmet, birileri anneni öldürdü. İhsan Bey'in annenin öldürülmesiyle bilgisi var mı sence? Hanım'ın niye öldürüldüğünü bilmiyorum. İhsan'ı ben öldürdüm. Cezam neyse çekmeye hazırım. Son sözüm budur. Kızım. Kızım. Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Güneşleniyorum. Güneşleniyor musun? Sen burayı plaj mı zannettin? Ya bu ne rahatlık? Baksana yanaşmalar sana bakıyor. Ya baksınlar canım, ne olacak yani? Ya bakmakla bir şey olsaydı kediler herhalde kasap olurdu değil mi? Tövbe tövbe. Hadi kalk, kalk git içeriye. Kalk, bak. Kalk benim tepemin tasını attırma, kalk. Anne ne oluyor? Ya Metin ya. Ya ne olacak? Bak arkadaşın ortalığı et pazarına çevirmiş. Anne sen bu kadar geri kafalı değilsindir. Yapma Allah aşkına. Oğlum. Ahlak var, namus var. Olur mu böyle şey? At şunu içeriye, yoksa ben atacağım. Hadi. Ay, tamam anacığım, tamam. Gör, gör. Sinirlen böyle. Hülya. Hülya. Metin ya. Metin. Yani Metin. Koskoca İstanbul'da bula bula bunu buldun da buraya getirdin ya. Aferin sana. Melike'li Rıza görseydi dillerinden kurtulamazdım ben. Ya anne, bir şey de Melike ya da Rıza abim ne düşünür diye yapma ya. Gözünü seveyim ya. Adım atsak laf olur diye mi düşünüyorsun? Anne, rahat ol biraz, rahat. Bu ev senin de evin, rahat ol. Sen burada kumasın diye her gün yüzüne vursalardı sen de rahat olamazdın. Beni anla biraz. Sağ ol Mürvet. Afiyet olsun Bey. Abi. Hacı Hanım. Ne haber kız? Fıstık. İyilik. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var abi. Konuşalım. Ben dün Azer'le görüştüm. Lan ne işin var senin o herifle? Gitmek zorunda kaldım. Niye? Abinin hayatı buna bağlı diye mesaj attı. Tehdit etti seni şerefsiz. Onun gibi bir şey. Onunla evlenmemi istedi. Kabul etmedim tabii. Sonra? Sonra? O zaman günah benden gitti. Abinin başına geleceklerden artık sen sorumlusun deyip çekti gitti. Kabul iş yapamazsın. Tamam mı? Yapamaz tabii. Ama kuduz köpek gibi bakıyordu. Bu heriften her şey beklenir abi. Erkek gibi karşına çıkmaz o. Pusu kurar böyle, kaçak dövüşür. Canım
Tamam, merak etme. Dikkatli olacağım, oldu mu? Tamam canım. Ayrıca bu Azer'in ilk tehdidi değil, merak etme. Tamam. Tamam. Ama lütfen daha dikkatli ol, tamam mı? Bir tanem olacağım. Sen rahat ol. Tamam. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Babamla Dila yok mu? Dila rahmetli İhsan'ın mezarına gitmek istemiş. Babam da bunu duyunca peşinden gitti. Allah Allah. Babam yine çatal numarasındaki gibi Dila'ya birlik beraberlik kutukları atacak diyeceğim ama mezarlık yerde zor tabii. Babanla dalga geçeceğini anlamaya çalışsan daha iyi olmaz mı Azer Bey oğlum? Benim için neyin iyi olacağını anlayacak yaştayım ben. Merak etme sen, olur mu? Öyle mi? Şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun da. İsterseniz babayla oğlun arasına fazla girmeyelim Eren Hanım. Siz gelmeden önce gayet iyi anlaşıyorlardı. Siz gittikten sonra da eminim çok iyi anlaşacaklardır. Merak etmeyin. Uzun bir süre gitmeye niyetim yok Sultan. Eğer sormak istediğin buysa. Aşk olsun. Başımızın üzerinde yeriniz var. Burası sizin de eviniz. Ne kadar isterseniz kalabilirsiniz. Afiyet olsun. Ne dikilip duruyorsunuz siz orada? İçeri. Bu babam niye gitti Dila'nın peşinden? Bana mı soruyorsun? Sen dizginleri ele almazsan elin kız gelir böyle alır işte. Kızım, ben Rıza'yı geberteyim dediğimde babam dahil kahyasına kadar hepsi üzerime geldi. Başka nasıl alacaktım lan ben dizginleri elime, he? Dila gibi yapacaktın. Kimseleri dinlemeyip gidip o konağa sen basacaktın. Ama artık geçmiş olsun. Geçmiş olsun falan yok. Adamı sinir etme. Lan salak. Rıza'yı konağında öldürmeye kalkmak dünyanın en büyük ahmaklığı. Neticesini de gördük. O halde ne yapacaksan, nasıl yapacaksan yap Azer. Sultan, senin dün akşamdan beri dilin çok fazla uzamış. O dilini keser, atlara yediririm, tamam mı? Vallahi hoşuna gitmediyse kusura bakmayın Can Azar Efendi. Ama bundan böyle karşında ağlayıp zırlayan sultan olmayacak. Sacide Hanım, rahmetli karım, ilk hamile kaldığında bir kız evladımız olsun diye ikimiz de çok istemiştik. İhsan dünyaya geldi, bağrımıza bastı. Ama hala gönlümüzde bir kız evlat özlemi vardı. Sonra Azer dünyaya geldi. Sonra o meşhum hastalık.
Üçüncüyü denemeye fırsat kalmadan karımı elimden aldı. Sonra Sultan'ı Azel'le evlendirdik. İçimizdeki kız evlatı özlemi gitsin diye. Olmadı. Neden olmadı bilemiyorum. Sonra İhsan yanında seninle çıkıp gelince acaba dedim bu kızı gelinimden çok öz kızım gibi sevebilir miyim diye düşündüm. Baktım ki burnunun dikine gidiyorsun, asisin. Benim de kızım olsaydı aynı Dila gibi olur diye düşündüm. O halde Azer'e niye kızıyorsunuz? Azer'in bütün derdi benim otoriteme kafa tutup kendini kabul ettirip benim yerime geçmeyi düşünüyor. Ama sen... sen öyle değilsin. Bana baba demeni... benim için ne kadar değerli olduğunu bilmeni istiyorum. Evet, insanımı kaybettim. Ama bazen kaybetmiş gibi düşünsen de yenilerini bulmanın sana Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmelisin. Seni kazandım diye düşünüyorum. Onun için kaybetmek istemiyorum. Oğlum, adi şerefsiz bir herif. Güya bana gülümü gösterecekmiş. Göstersin bakalım. Asıl ben ona göstereceğim. Kardeşimi tehdit etmek ne demekmiş? Aşağılık herif. Şerefsiz. Ne oldu beyim? Kime ne gösteriyorsun? Azer usta, Azer. Yine sinirlerimi bozmaya başladı. Ne yapmış yine? Fatma'yı çağırmış. Beni öldüreceğini söylemiş. Tehdit etmiş kızı şerefsiz. Fatma da ciddiye mi almış ciğersiz? Canı yanan eşek attan ileri gidermiş usta. Bir aptallık yapar da işleri daha çok karıştırır diye korkuyorum. İzin ver. Gidip çökeyim şunun gırtlağına. Olmaz usta. Ben konuşurum. Azer'le konuşulur mu beyim? Ha? Bir ite bile otur desen oturur da o Azer hiçbir dilden anlar mı? Anlayacağı dili buluruz usta. Buluruz. Yani bana kalırsa sen öylece çıkma karşısına. Ha? Bir tuzak kurar. Sırtından vurur adam o herif. Merak etme usta. Bizde onun bilmediği çok alacağınız oyunu var. Sen atla git haber ver. Akşamüstü onun dikenin üstünde bekliyorum. Arkamdan söylediklerini de suratıma söylesin. Erkekse tek başına gelsin, öyle söyle. Hiç olmazsa bizim topraklarda buluşun ha. O dikenli... Olmaz usta, orada buluşacağım. Madem abisinin intikamını alacak, beni orada öldürsün. Abisinin öldüğü yerde. Tamam. Hadi. Hadi fırla usta. İş iyice ayak topuna döndü vallahi. Önce bir Azer Bey gol atıyor, sonra Dila. Dur bakalım maçın sonu ne olacak? Bana kalırsa Azer Bey'in gol attığı falan yok kız. O geçmiş kaleye habire gol yiyor, habire gol yiyor. İlahi Hayri abla. Gülün gülün bakalım, bunlar iyi günleriniz. Yarın bugün Dila başımıza hanım olunca görürüm sizi. Benim için hava hoş vallahi. Gelen ağam, giden paşam. Biz zaten köle doğmuşuz. Köle öleceğiz nasıl olsa. Bez vereyim de ağzını sil. Köleymiş. Lafa bak. Allah'a şükür ben bugüne kadar kimsenin kölesi olmadım, olmam da. Dışarı çıkın. Otur Kaya. Kaya, bu Rıza mevzusunda seninle konuşmamız lazım. Bir plan yapmamız lazım bizim. Plan neyin nedir beyim? Rıza'yı öldürüp nasıl kaza süreriz? Bu işten nasıl sıyrılırız? Bunu bir düşünelim ha. Karar verdin demek. Niye? Meydanı Dila'ya bırakmayacaksın. Ha.
falan hiçbir zaman bırakmadım ki. Sen bana demedin mi kardeşim, bütün gözler senin üzerindeyken bu Rıza'yı öldürmek akıl kârı mı diye? Biz de duruyoruz işte. Beyim. Söyle. Şey beyim, Rıza Bey'in kahyası Haydar Usta geldi. Sizi görmek istiyor. Ne var Haydar? Rıza Bey'imizden haber getirdim. Akşamüstü seni Dikenli Düz'de bekleyecek. Tek başına olacak. Şu arkamdan söylediklerini gelsin, yüzüme karşı söylesin der beyimiz. Ne o Azer? Sustun kaldın hı? Yoksa beyimizin karşısına tek başına çıkmaya cesaretin mi yok? Beyine söyle, istediği yere geleceğim. Abimi öldürdüğü yere gömeceğim onu. Azer Bey böyle söylüyor dersin. Hadi. Be! Tek başına gitmeyeceksin değil mi Azer Bey? Bu emniyeti. Önce bunu kaldıracaksınız. Ve ne olursa olsun hedefiniz hariç silahı başka bir canlıya doğrultmayacaksınız. Elinizdeki silah. Bu kadar da gevşek tutmayacaksınız. Biraz sağlam tutun. Evet. Başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum Dila Hanım. Silah hiçbir şeyin çözümü değil. Rıza'yı vursanız da öldürseniz de ne içinizdeki acı dinecek ne de içinizdeki intikam ateşi sönecek. Bunları konuştuk Yavuz Bey, biliyorum. Vazgeçmek için bir şans var, o yüzden söylüyorum. Hayır. Ne olacaksa olsun artık. Pekala. Şimdi. Hangi silah kullanırsanız kullanın Dila Hanım, önceden üç şey hazırlamanız gerekir. Birincisi bedeniniz, ikincisi ruhunuz, üçüncüsü silahınız. Tabanca tüfek gibi değildir, daha tehlikelidir. Çünkü bileğiniz oynaktır ve çok çabuk her tarafa hareket edebilir. O yüzden çok sağlam tutmalısınız. Buyurun. Silah geri teper Dila Hanım, o yüzden sağlam basacaksınız yere. Sol ayağınızdan güç alacaksınız. Dönün biraz. Dönün. Böyle mi? Hayır. Müsaadenizle. Evet. İkincisi ruh hazırlığı. Sinirle, öfkeyle ateş edilmez. İçinde bulunduğunuz durum her ne kadar sizin aleyhiniz olsa da sinirinizi, öfkenizi bir kenara bırakıp tetiğe öyle basmalısınız. Evet. Üçüncüsü silahınız. Silahınız her zaman temiz olmalı. Eğer silahınız kirli olursa tutukluk yapar. Allah korusun. Kirli silah canınızı kaybetmenize sebep olabilir. Yavuz Bey, ben ne zaman ateş edeceğim? Acele etmeyi bıraktığınız zaman Dila Hanım. Buyurun. Doğrultun lütfen. Nişan alın. Nişan alın. Bakın. Bu arpacık. Bu gez. Nişan alacaksınız. Arpacıkla gez üst üste düştüğünde ateş edeceksiniz. Buyurun. Olmadı. Neden olmadı? Nişan alalım. Çünkü silah geri tepti ve güçlü tutmamıştınız. Bileğiniz oynadı. O yüzden mermi başka yere gitti. Şimdi. Sıkı tutun ama ne çok sıkı ne çok gevşek. Sağlam tutun. Omzunuzdan güç alın. Evet. Sağlam. Hazır mısınız? Ya.
Yapamıyorum, olmadı. Olacak, acele etmeyin. Yavaş yavaş, ata ata olacak. Ve sonra göreceksiniz, kolunuz gibi, bacağınız gibi silahınızla beyniniz neyi emrediyorsa onu yapacak. Yavuz Bey nereye? Bugünlük bu kadar yeter. Yavuz Bey daha doğru düzgün çalışamadık bile. Rıza Bey kaçmıyor, buralarda. Bir daha görüşemezsek kendinize iyi bakın Dilan. Yavuz Bey durun. Öldürecek misin Azar? İşte karşındayım. Silahsız birini vuracak kadar alçak değilim Rıza Bey. Beni daha tanımamışsın. Güzel. Ben de buraya konuşmaya geldim. Abinin ölümünde benim de hatam var. Bu yüzden bütün kalbimle senden özür diliyorum. Bu dava ben Fatma'yı kaçırdığım gün beni tokatlamanla başladı. Sonra da babamın yumuşaklığından faydalanıp toprağımızı almaya kalktım. Azer, eğer sen düşmanlıktan vazgeçersen ben gidip teslim olmaya hazırım. Ama savcıya her şeyi olduğu gibi dost doğru anlatacaksın. Babana da, Dila Hanım'a da. Yok. O iş o kadar kolay değil Rıza Bey. Bana attığın tokadın hesabını vereceksin. Thank you.
geldin Melike Hanım. Hoş bulduk Seyit Bey. Yeter ulan! Örneğin kesiyorsun ulan! Al ulan!